Hadi, gelin birkaç tane denklem çözelim. Bu sefer özellikle biraz daha karmaşık denklemler seçmeye çalışacağım. Mesela, içlerinde kesir ve ondalık sayılar da olacak. Hemen başlayalım. 1,2c eşittir 0,6. 0,6 elde etmek için, 0,6'ya ulaşmak için, 1,2'yi neyle çarpmamız lazım? Sol tarafta 1,2 çarpı c var, öyle değil mi? Ama burada bunun yerine sadece C olsaydı her şey çok daha kolay olacaktı. Ve C'yi yalnız bırakmak için, tek başına bırakmak için, sadece C olarak bırakmak için 1,2'ye bölebilirim değil mi? Ve eşitliğin bir tarafında bir işlem yaptığımızda eşitliğin bozulmaması için aynı işlemi eşitliğin diğer tarafında da yapmamız gerektiğini hatırlıyorsunuz. O zaman sağ tarafı da 1,2'ye bölelim. Sol tarafta 1 virgül 2'ler birbirini götürecek ve geriye c kalacak. Sağ tarafta da 0 virgül 6 bölü 1 virgül 2. Peki şimdi ne yapacağız? Aslına bakarsanız birçok farklı şey yapabiliriz. Bunlardan biri payı ve paydayı aynı sayıyla çarpıp virgüllerden kurtulmak. Bunun için mesela 10'la çarpabilir miyiz? 10'la çarpınca payda 6, paydada da 12 kalır. Evet, bunu yapalım. Çarpı 10 bölü çarpı 10 böyle yaptığımızda kesrin değeri değişmedi değil mi? 10 ile çarptık, 10'a böldük. 0,6 çarpı 10, 6, 1,2 çarpı 10 da 12 eder. Sonuç 6 bölü 12. Ve eğer payı ve paydayı 6'ya bölersek, 1 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. 1 bölü 2 olur. Şimdi denklemin ilk haline bakarsak bunu 12 bölü 10 olarak da düşünebilirdik, öyle değil mi? Ve 12 bölü 10 çarpı 1 bölü 2, 6 bölü 10 eder. Evet, artık c'nin 1 bölü 2 olduğundan son derece eminiz. Hemen gelin bir tane daha yapalım. 1 bölü 4 eşittir y bölü 12. Evet, buradaki y'yi nasıl bulacağız? Sağ tarafta bir y var ve y'yi 12'ye bölmüşler y'yi sağ tarafta yalnız bırakmak için 12 ile çarpmaya ne dersiniz? Yapalım görelim. Sarı ile yazacağım. Tabi sağ tarafı 12 ile çarpacaksak sol tarafı da 12 ile çarpmamız lazım. Neden 12'yi seçtiğimi bir kere daha söyleyeyim. 12'yi seçtim çünkü eşitliğin sağ tarafını 12 ile çarptığımda y'nin yalnız kalacağını, tek başına kalacağını biliyoruz. y çarpı 12 bölü 12 y eder. Sol tarafta da 12 çarpı 1 bölü 4, 12 bölü 4 eder. 12 bölü 4 eşittir y. Ya da y eşittir 12 bölü 4. Eşitliğin taraflarını değiştirince, yer değiştirince eşitliğe bir şey olmuyor değil mi? Peki gelelim 12 bölü 4'e. 12 bölü 4, 3 eder. Öyle değil mi? Ya da şöyle diyebiliriz, 12'de 4, 3 tam defa vardır. İşte bu kadar. Y, 3'müş. Gelin bir de sağlamasını yapalım. 1 bölü 4, 3 bölü 12 eşittir. Şahane. Gelin hemen bir tane daha yapalım. 4,5 eşittir 0,5 n. Bilinmeyen yine sağ tarafta ve yine yalnız değil. Yani burada 0,5 ne yerine sadece n olsaydı, tek başına ne olsaydı çok daha kolay olacaktı, öyle değil mi? Peki neyi yalnız bırakmak için ne yapabiliriz? İki tarafı da 0,5'e bölebiliriz. Ve tabii sağ taraftaki işlemi sol tarafta da yapmamız lazım. 0,5'e bölmemiz sebebi de neyi yalnız bırakmak. 0,5 ne demek? 0,5 çarpı ne demek? 0,5'e böldüğümüz zaman ne bir tane kalacak. Sol tarafta 4,5 bölü 0,5 var. Sağ tarafta da 0,5'ler birbirine götürüyor ve geriye ne kalıyor son olarak n'nin ne olduğunu da bulabilirsek işimiz bitecek. 4,5 bölü 0,5. 45 bölü 5 ve bu işlemin sonucu da, evet doğru bildiniz, 9. Eğer virgüllerden kurtulmak için son yaptığım işlem size biraz karışık geldiyse, bunun yerine payı ve paydayı aynı sayıyla çarpın. Bu örnekte de onla çarptığımız zaman virgül bir basamak ilerler ve virgülden kurtuluruz. Bu arada 10 ile çarpıp 10'a böldüğüm için, yani 1 ile çarpmış olduğum için kesrin değerini değiştirmemiş olduk. 10 ile çarpınca 45 bölü 5 elde ediyoruz. Ve bu da n'ye eşit. Şu anda bir saniye, biraz önce eşitliğin bir tarafına ne yaparsak aynı şeyi diğer tarafa da yapmamız gerekir demiştiniz diye düşünüyor olabilirsiniz ama bakın burada, burada yani sol tarafta 10 bölü 10 ile çarptık öyle değil mi? Peki 10 bölü 10 ne eder? 1. Yani eğer isterseniz sol tarafı 10 bölü 10 ile çarptığımızda sağ tarafı da 10 bölü 10 ile çarpabiliriz. Ama gördüğünüz gibi bu durum sağ tarafın değerini değiştirmez. Ve 10 bölü 10 ile çarpmak aslında sadece virgülden kurtulmak için yaptığımız bir şey. n çarpı 10 bölü 10 yine n eder, öyle değil mi? n çarpı 1 demek. Bu yüzden bu işlemi yaptığımda eşitliğin iki tarafındaki dengelerin bozulması gibi bir şey yok, değil mi? Bir tarafı 1 ile çarparsanız yine kendisine eşit olur ya da isterseniz eşitliklerin her iki tarafında 1 ile istediğiniz kadar çarpın. Hiçbir şey değişmez. Böyle işlemleri eşitliğin iki tarafına da yapmak gibi bir derdimiz yok. Çünkü değişen hiçbir şey olmuyor. Evet, ne dedik? n eşittir 45 bölü 5 bulduk ve 45 bölü 5 de 9 eder. 9 eşittir n ya da n eşittir 9. Aynı şey. Bakalım doğru muymuş? Sağlamasını yapalım virgül 5, 0 virgül 5 çarpı 9'dur. Doğru. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Soruları da ayıralım. Birbirlerine karışmasınlar. g bölü 4 eşittir 3 virgül 2. Paydadaki 4'ten kurtulmak istediğim için iki tarafı da 4' ile çarpabilirim. 4 bölü 4 1 eder, g eşittir, 3,2 çarpı 4. Peki 3,2 çarpı 4 ne eder? 3 çarpı 4, 12. 2 bölü 10 çarpı 4 de 8 bölü 10 eder. Yazalım. 12,8. Bunu da kontrol edelim. 12,8 bölü 4, 3,2'dir. Şahane.